Yani logaritmik formüller yordamıyla logaritmik tensizlikler geçişini görüp çıkalımız. Şimdi kuyudaki iki tane misalını örgeneydik. Daha birincisini örgenemiz. Bir de logaritmler koşuluyordu bir de. Asaslar bir hıl bölgeliği sebeple birinci tensizliği de tensizliğin çap kısmını kuyuda geçiyor alışmamız mümkün. Logaritm bir tasım 3 asas göre x köpaytırı 4 minus x. Yaptı, minus 1'den. Logaritmik tensizliklerini geçti, albatta anıqlayış sahasını hesap görüşümüz gerek. Bir de x 0'dan katta, 4 minus x 0'dan katta buluş gerek. Yani ve 4 minus x katta 0'dan. İkinci tensizlikler anıqlayış sahasını ifadeleydi. X 0'dan katta, 4 minus x 0'dan katta. Birinci tensizliğinde kendi geçeceğimiz. Biz yukarıda bunda tensizliklerini gördük. Asas birden kişi gibi olsa, logaritmden kurtuluşta tensizlik bilgisi tezkarası gibi özgarardı. Demek, x, 4 minus x tensizliğini özgartıramız. Küçük, 1 taksım 3 derecesi minus 1. Bu 3 kete. Demek, birinci tensizliğinden biz kuyudakini hasıl kıldık. Bir de, bunu anıqlanış sahasını yazmayımız. Çünkü biz yukarıda birinci dastak tensizliğini anıqlanış sahasını yazgamız. X 0'dan katta, 4 minus x 0'dan katta, şu sebeple bu ham 0'dan katta buladı. Ve bana bu tensizliklerin özünü yazalımız. X 0'dan katta ve 4 minus x 0'dan katta. Şunu da birinci tensizlik kuyudaki sistemeye tenk üçlüğü buladı. Yani bunların geçimleri bir hıl buladı. Bak, geliyorlar bana bu iki tane tensizliğini geçten başlayalım. Birincisi, 0'dan katta, 0'dan plus çeksizlik geçedik yani. İkincisi, bu yerden geçedik yani basit x, küçük 4'ten. X 4'dan küçük, bu da yani minus çeksizden 4 geçer. Her iki alası da boyayken soha 0'dan 4 geçer buladı. Demek anıqlayış sahası, yani mana bu tensizliklerini geçimi 0'dan 4 geçe iken. Yani birinci tensizliğini geçeceğimiz. Bunun için bunu sadalaştıramız. Bu da iki oruçta yazalımız. 4x, x köpaytırı, minus x, x kvadrat. Üçünü yan çaptaman gülkizamız. Minus 3, küçük 0'dan. Tensizliğin harekeli tamamını minus 1'e köpaytıramız. O halde x kvadrat minus 4x plus 3 katta 0'dan. Çünkü minus 1'e köpaytırdık. Manfi 10'e köpaytırken de tensizlik bilgisi özgaradı. Tensizliğin geçişi için çaptamanı köpaytırıcılarına ajıratamız. Bunun için biz bu ifadan 0'ga tenilip kvadrat tenilemeni geçeceğimiz. Onun ildizleri 1 ve 3. O halde tensizliğin çaptamanı kuyuda geçe köpaytırıcılarına ajıratıladı. X minus 1, x minus 3. Katta 0'dan. Hop, sallar o kadar. 1 ve 3 sallarını belgileyimiz. Tensizlik bilgisi kat'i bo'lganligi sababli bu sonlar yechimga kirmaydi. 3 ta oraliq hosil qildik. Bu oraliqlarning ishoralarini topamiz. Dastlab mana bu oraliqdan boshlaylik. Bu oraliqdan birorta son olaylik. Masalan 5. X ning o'rniga 5 qo'ysak, 5 minus 1 musbat, 5 minus 3 musbat, musbat ko'paytiruv musbat, musbat. 1 3 oraliqdan birorta son olaylik. Masalan 2. 2 minus 1, musbat. 2 minus 3, manfi. Musbat köpaytırı manfi, manfi. Bu aralardan, aslında 0'ını alaylık. 0 minus 1, manfi. 0 minus 3, manfi. Manfi köpaytırı manfi, musbat buladı. Demek bana bu aralığına iş orası musbat eken. Bu tensizliğinde, bu ifade 0'dan katta buluş gerek. Bu degeni, bu ifade musbat buluş gerek. Demek plüslü aralıklar geçim buladı.
Şunday qilib bu tengsizlikning yechimini topdik. Mana bunday ekan. Endi har ikkalasini aniqlanish sohasini va bu tengsizlikning yechimini umumiy qismini olamiz. Aniqlanish sohasi 0 dan 4 gacha edi. Mana yuqorida topdik 0 dan 4 gacha. Bu soha minus -8 dan 1 gacha. 1 0 dan katta. 5 4 dan katta. 3 3 1 dan. Keyingisi 3. 3 4 dan kichik. Minus 8 dan 1 gacha va 3 dan plus 8 gacha. Endi umumiy qismini topamiz. 0 dan 1 gacha va 3 dan 4 gacha. Shunday qilib, birinchi tengsizlikning yechimi javobi mana bu toplam bo'ladi. Endi keyingi tengsizlikka o'tamiz. Mana bu ikkinchi tengsizlikni yechamiz. Dastlab tengsizlikni aniqlanish sohasini yozamiz. X 0 dan katta. X minus 2 katta 0 dan. Endi chap tomonni o'zgartiramiz. Masalan, bu birinchi logaritmni asosida 0.2, ikkinchisida 5 turibdi. 5 bilan 0.2 orasida bog'liqlik bormi? Albatta bor. Masalan, 0.2 bu 2 taqsim 10 bu 1 taqsim 5 ga teng. Demak, birinchi logaritmni biz quyidagicha o'zgartirishimiz mumkin ekan. Logaritm 1 taqsim 5 asosga ko'ra x. 1 taqsim 5 degani bu 5 darajasi minus 1 degani. Shu sababli buni minus 1 ni quyidagi formuladan foydalanamiz. Logaritm a darajasi k asosga ko'ra 1 taqsim k ko'paytiruv. Logaritm a asosga ko'ra b. Mana bu formuladan foydalanamiz. K asosning darajasi oldingi 1 taqsim k bo'lib tushadi. Shuning uchun bu yerda minus 1 1 taqsim minus 1, ya'ni minus logaritm 5 asosga ko'ra x bo'ladi. Endi bu logaritmni o'rniga buni yozamiz. Demak, minus logaritm 5 asosga ko'ra x, ikkinchisi qolganini ko'chirib yozamiz. Kichik. Xuddi shu sababga ko'ra, bu yerda ham 0.2 bo'lganligi sababli o'ng tomondagi ifodani minus logaritm 5 asosga ko'ra 3 deb yozishimiz mumkin. Shunday qilib quyidagi sistemani hosil qildik. Tengsizlikni yechamiz. Buning uchun minus 1 ga ko'paytirib yuboraylik ikkala tomonini. Bu holda bu tengsizlik bu tengsizlikning chap tomoni 5 asosga ko'ra x qo'shu logaritm 5 asosga ko'ra x minus 2 katta logaritm 5 asosga ko'ra 3 tengsizlikni hosil qilamiz. Logaritmlarni qo'shish formulasiga ko'ra tengsizlikning chap tomonini quyidagicha yozishimiz mumkin. Demak, logaritm 5 asosga ko'ra x ko'paytiruv x minus 2 katta logaritm 5 asosga ko'ra 3
Solda tengsizlikka keltirdik. Har ikki tomon ikkala tomonda ham logaritm, bittadan logaritm va asosi bir xil 5. Asosi birdan katta. Logaritmdan qutirganimizda tengsizlik belgisi saqlanadi. Ya'ni o'zgarmaydi. Mana bu ifoda katta 3 dan sababi katta. Ya'ni tengsizlik belgisi o'zgarmadi, sababi asos birdan katta. Shunday qilib bu tengsizlikning o'rniga biz quyidagini yechamiz. Bu yerda aniqlanish sohasini yozmaymiz, chunki oldindan yozib qo'yganmiz. Xo'p. Chap tomonini x kvadrat minus 3x deb yozishimiz, minus 2x deb yozishimiz mumkin. Xo'p, 3 ni chap tomonga o'tkazamiz. Katta 0 dan ko'paytiruvchiga ajratish uchun bu ifodani 0 ga tenglaymiz. Kvadrat tenglamani yechamiz. Kvadrat tenglamani ildizlari minus 1 va 3 ga teng. Shunday qilib chap tomonini x qo'shib 1 x minus 3 katta 0 dan deb yozishimiz mumkin. Bu tengsizlikni yechish uchun minus 1 va 3 sonlarini sonlar o'qida belgilaymiz. Qat'iy tengsizlik bo'lgani sababli yechimga kirmaydi. 3 ta oraliq hosil qildik. Bu oraliqlarning ishoralarini topamiz. Yuqoridagidek topishimiz mumkin. 3 dan katta ixtiyoriy sonni olamiz. Masalan 5. 5 ning o'rniga x ning o'rniga 5 ni qo'ysak, musbat, musbat, demak bu yerda musbat hosil bo'ladi. Bu oraliqdan 0 ni olamiz. 0 ni olib qo'ysak, musbat, manfiy, ko'paytmasi manfiy bo'ladi. Bu oraliqdan masalan minus 5 x ning o'rniga qo'ysak, manfiy, manfiy, demak bu yerda ishora musbat bo'ladi. Noldan katta bu degani bu ifoda plus bo'lishi kerak. Plus bo'lishi kerak. Demak, plusli oraliqlar tengsizlikning yechimi bo'ladi. Minus cheksizdan minus 1 gacha va 3 dan plus cheksizlikgacha. Shunday qilib bu tengsizlik yechildi. Endi aniqlanish sohasini hisobga olamiz. Ya'ni mana bu ikkita tengsizlikni yechamiz. Uni yechimini shu yerda keltiramiz. Mana bu yerda 0 dan katta, 0 minus 1 dan katta, nol, x 0 dan katta bo'lishi kerak. Ikkinchi tengsizlik x katta 2 dan bo'lishi kerak. 2 3 dan kichik. Ular umumiy sohasi 2 dan plus cheksizlikgacha bo'lyapti aniqlanish sohasi. Endi barcha tengsizliklarning umumiy qismini olamiz. Hammasida bo'yalgan soha, demak 3 dan plus cheksizlikgacha bo'ladi. Shunday qilib javob 3 dan plus 8 degacha.